Herkese merhaba. Bayağıdır video çekmiyoruz. İtmansızız. Bugün bir bizim akrabamızın diyeyim değil mi Serdar'cığım? Akrabamızın yine yağmur başladı. Olsun, yağmur şartlara rağmen çekeceğiz. 2018 Courier'ın krom dönüşümünü yaptık. Şu an video devam edemem. Yağmur dursun, devam edeceğiz. Evet, yağmur şöyle böyle durdu. Şimdi 2018 Courier aracımızda neler yaptık? Biz bu arabayı kaç kilometrede aldık? 67.000'de aldık. Bomboş bir arabaydı. Hiçbir şey yoktu. Çelik jant bile aldık. Şu an takılı değil. Şimdi kaç binde? 74.000'de bu arabaya bindik. 70 beygirdi değil mi? 75 miydi? 75 beygir olan bu arkadaşlar. En baz modeliydi. En boş modeliydi. Hiçbir şey yoktu arabada. Arabayı titanyuma döndürdük diyebiliriz. Hatta bununla alakalı Milestone taktık farlara. Onunla da bir gece sürüşü yaparız. Ön taraftaki ızgaraları görüyorsunuz. Milestone demişim. Bu aracın titanyum paketinde buralar ızgaralı böyle. Gördüğünüz gibi boş şeylerimiz, sislerimiz. Farlara geldiğimizde far kaşı yaptık burada. Bu ürün biraz problemli. Şu büküm yerlerinden, şuralardan dolayı büküm çok olduğu için, kavisler olduğu için biz bunlara silikonla takviye yaptık. Bayağı attı değil mi? Atma problemi yaşadık bunlarda. Ama ön taraftaki ızgaralarda herhangi bir şey yok. Kendi geldiği yapışkanıyla. Gene aynı keza bunlar da. Sis farının çerçeveleri de problemsiz, problem olmadı onlarda da. Tek problem de kaşlar. Kaşlarda sıkıntı çıktı. Burada gene aynamıza yaptık. Krom gayet güzel. Rüzgarlık yaptık. Krom detaylı gene burası da gördüğünüz gibi. Bunları hep birlikte montaj yaptık. Şurası krom detayı. Bunları hep kendimiz taktık. Kendiniz takabilirsiniz. Tabi olmazsa olmazımız kapı kollarımız. Bunlarda da problem yok. Yan dodiklerimiz. Geniş açıdan da alalım. Dodikler de gayet güzel. Arka sütundaki şurada krom detayımız aynı şekilde. Burada problem yaşamış mıydık? Bunlar da herhangi problem. Sadece kendi orijinalinden şeyler. Bunlar krom değil. Kapı sürtmeli, engel olsun diye geçmeli plastikler. Yine arka stoplarımızdaki krom detayı. Bunda da problem yaşamadık. Kendi yapışkanları. Şu genel alayım. Alt tamponda bulunan krom detaylar. Bunlarda da problem yaşamadık. Burada şuranın şu çıtasında benim Megane'da da var. Şu köşede atma var bakın. Görüyor musunuz? Bunlar biraz kavisli olduğu için bunları da destekledik ama en başta destek yaparsanız daha doğru olur. Problem yaşamazsınız. Gene bu tarafa geldiğimizde depoda kromumuz var. Yani araba tamamen krom oldu diyebiliriz. Şöyle genelden de bakalım. Genişten de bakalım. Şöyle karizmaya fokus yapalım. Arabanın görünüşü gayet güzel. Çelik jantlar da şeyleri de var. Kapı açık mıydı? Kapıyı açtığımız zaman içeriği unuttuk. İçeride gene Courier detayımız var. LED var şurada içeride. Yine arkada da olması lazımdı. Evet, arka tarafta da var. Tamam, arabanın her yeri krom. Zaten beyaz olduğu için bu arabayı gösterecek olan şeyler krom detaylardı. Biz de hepsini yaptık. Farlar Milestone. Kısalar, uzunlar da monoydu galiba. Mono serisi. Onunla da alakalı bir video çekeriz. Bunları parçaları alıp kendiniz evde iki kişi olursa daha iyi olur. Fön makinesi bir de. Fön makinesiyle iyice eriterek yapıştırdığınız zaman güzel kavruyor. Dediğim gibi şu kaşlarda bir problem yaşadık. Onlar da yapıştığı yerler kalıbı, yani gelen ürünün kalıbına göre değişebiliyor. Ama genel olarak arabanın görünüşü bu. Yani boş halinden bu hale gelmesi çok tatlı oldu. Verimli oldu diyebiliriz. Yine sorularınız olursa Instagram'dan veya YouTube'dan. Instagram'a çok girmiyorum bu aralarda, çok yoğunum. YouTube kısmından cevaplamaya çalışırım. Takipte kalın. Bunun kısa uzun far videosu da çekeceğiz yakın zamanda. Bu videodan da bu kadar dostlar. Allah'a emanet olun.